Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için XL Moto'nun bize hediye olarak göndermiş olduğu yeni motosiklet ceketimi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi deri bir ceket, deri bir motosiklet ceketi. Markası Kors, Kamikaze modeli gördüğünüz gibi. Bayağı kalın ve ağır görünen bir ceket ama göründüğü kadar ağır bir ceket değil. Yumuşak, derisi bayağı yumuşak. Kullanışlı bir motosiklet ceketi bu yüzden de. Daha önce de motosiklet ceketleri denemiştim. Bu şekilde deri olanları denemiştim daha doğrusu. Kalın oldukları için, derileri kalın olduğu için ve biraz da sert olduğu için pek kullanışlı gelmemişti bana. O yüzden pek deri ceket tercih etmemiştim. Ama bu cekette o sertlik yok. O güzel soft bir derisi var, yumuşak bir derisi var. Dirseklerde korumaları var. Yine CE onaylı korumaları var. Üzerinde geliyor bunlar da içerisinde. Ve başka nerede? Omuzunda korumalar var. Şöyle göstereyim. Şöyle omuz korumalarımız var. Buralarda cepler var, çıkarılıp takılabiliyor. Sırt koruması gelmiyor. Ben eski ceketimde olan sırt korumasını üzerine taktım. Nox marka bir sırt korumam vardı. Onu taktım. Sırt korumasında şöyle bir güzellik var. Buradaki sırt korumasının boyutuna göre cepi ayarlayabiliyorsunuz. Bu cepte gördüğünüz gibi yanlarda da çırt çırtlar var. Bunlarla kıstırabiliyorsunuz. Yani şöyle alt kısımda göstereyim. Mesela çok aşağı gitmemesi için buraya kapattım ki yukarıda dursun. Çünkü koruma biraz ufaktı bu ceketin bu cep kısmına göre, sırt koruma cebine göre. Eğer bu tip şeyler olmazsa koruma böyle sağa sola kayıyor. Sırtınızda arkadan bakıldığında çirkin görüntüler olabiliyor. İç kısmı astarı gördüğünüz gibi file. Herhangi bir ekstra astarı, fermuarlı bir astarı yok. Rüzgar konusunda süper. Rüzgardan bayağı iyi koruyor. Burada benim yaşadığım ülkede Hollanda'da rüzgar konusu çok rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor gün içinde motosiklet sürerken. Çünkü ülke dümdüz, otobanlarda da çok rüzgar yiyebiliyorsunuz. İç kısımda gördüğünüz gibi bu tarafta, sağ tarafta, giyen için sağ tarafta. İçerisi deri olan yine bir cep var. Bir deri ve yumuşak bir kumaş var içerisinde. Fermuarlı bir cep. Sağ tarafta fermuarsız bir cebimiz var. İç cepleri bayağı kullanışlı. Yani normal gün içinde bile, normal günde bile giyilebilecek bir ceket. Motosiklet dışında da giyilebilecek kalitede, güzellikte, güzel görünen bir ceket. Yanlarda fermuarlı ceplerimiz var. Şöyle göstereyim içlerinde. Yumuşak, telefon falan koyduğunuzda herhangi bir zarar görmeyecek. Ama tabii kalın fermuarlar var buralarda. Telefon koyup çıkarırken değebilir. Yanlarda gördüğünüz gibi böyle aksesuarlar var. Her motosiklet ceketinde olan aksesuarlar. Burada bir logomuz var. Bilek kısımlarında fermuarlarımız var. Bilek kısmı da yine aynı şekilde, iç kısmı da deri. Şöyle göstereyim. Bir de bunun, bu ceketin şöyle bir güzelliği var. Şimdi yaka kısmı biraz farklı. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Yaka kısmı biraz farklı. Gördüğünüz gibi motosiklet ceketimizi giydiğimizde yakası şöyle hemen göstereceğim. Bu şekilde kalıyor. Yani tam kapanmıyor. Ama öyle güzel tasarlamışlar ki motosikleti sürerken bile eğer rüzgar arttığında veya hava soğuduğunda rahatlıkla bu boyun kısmınızı kapatabiliyorsunuz motosiklet sürüş esnasında. Yanlardaki çırtları, klipsleri açıyorsunuz ve yaka klipsini de açıyorsunuz. Direkt olarak yukarı kadar, boynunuza kadar kapatabiliyorsunuz. Boyun kısmını da diktiğinizde yani boğazınıza bile hiçbir şekilde rüzgar gelmiyor. Bu güzel bir olay. Bayağı bir düşünülmüş. Tam motosiklet, motorcu için kullanışlı bir şey. Bayağı bayıldım buna. Çünkü biraz kullandım bunu, size inceleme videosu çekmeden önce biraz kullandım. Kullandıktan sonra bir video çekeyim ki en azından tecrübelerimi de aktarmış olurum. Öyle direkt bodozlama bir inceleme videosu olmasın. Bu şekilde bunun kullanışlı olduğuna şahit oldum. Çünkü ilk gördüğümde dedim ki ya bu böyle nasıl kullanılabilir? Hani rüzgar gelecek vesaire. Bir de sürekli içinizde giydiğiniz kıyafet görünecek. Hani biraz farklı olur diye düşünmüştüm. Bir de şöyle arka kısmını göstereyim. Arka kısmı da böyle. Şöyle gördüğünüz gibi bel kısmı bunun bu şekilde kapatılmış. Uzun bir bel kısmı var. Tam böyle Harley Davidson süren veya o tip cruiser motosiklet sürenler için. Omuzların arka kısmında şöyle bir bölüm var. Bu tip esnek bölümler olmadığı zaman motosiklet ceketi üzerinize çok garip durmaya başlıyor. O yüzden buraları güzel yapmışlar. Öne doğru biraz eğildiğimizde motosiklet sürerken bu kısımlar açılıyor ve motosikletin sırt kısmının, pardon, ceketin sırt kısmı aşırı böyle gerilmemesini sağlıyor. O zaman ne oluyor? Gerilirse böyle biraz pot duruyor, şey duruyor, omuz kısımları falan garip durmaya başlıyor. O kısmı güzel, o açıdan beğendim. Harley Davidson'a kullanabileceğiniz veya benzeri bir motosiklet kullanabileceğiniz gayet cool bir motosiklet ceketi.
Bu ceketi giydikten sonra Harley Davidson gerçekten tam oturdu. Çünkü diğer ceketlerle biraz sırıtıyordu renkli ceketler giyildiğinde ama bu ceketi giydikten sonra herkes çok yakıştı, çok güzel oldu dedi çevremdekiler. Bu ceketi bize hediye ettiği için XL Moto'ya teşekkür ediyoruz. Bir de bu arada sizlere de küçük bir armağanları var. Sizin için %10 indirim kuponu hediyesi verdiler. Yani bir kod çıkardılar bizim için. Onu da ekranın ortasına yansıtacağım. Sanırım bir hafta geçerli bir kod. %10 indirim veriyor. Web sitelerinin adresini de yine açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.